Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Nahmeduhu bi cemii mehamidi. Lehül hamdü kemâ yenbeği li celâli vecihihi ve li azîmi sultâni. Vessalâtu vesselâmu alâ hayr hâlihi seyyidina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men tebi'ahu bi ihsânin ilâ yevmiddîn. Amma ba'du fa'lamu eyyuhel ihvan fe inne ehtalel hadisi kitabullah ve ehtalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatiha ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar. Ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal La ukubete fevka aşre darabatin illa fi haddin min hududillahi Sadaka Resulullah fima kal el kema kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Allah hem dünyada hem ahirette hayırlara erdirip iki canda aziz ve bahtiyar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadislerinden bir demet okuyup feyiz almak üzere toplandık. Rabbimiz niyetlerimizi halis eylesin. Peygamber Efendimizin şefaatine cümlemizi nail eylesin. Şu hadisi şeriflerin okunmasına ve izahına geçmezden önce Peygamber Efendimiz'e sevgimizin, saygımızın ve bağlılığımızın bir nişanesi olmak üzere ve onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına hediye olsun diye sair enbiya ve mürselin ve evliyaullahın ve bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan ulema-i muhakkıkîn, saadat ve meşayih-i turuk-ı aliyyemizin ruhlarına hediye olsun diye uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere şu mübarek mabede toplanmış olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun, ruhları şad olsun diye bu beldeleri, canlarını, mallarını feda ederek fethetmiş olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve askerlerinin ve diğer fatihlerin, şehitlerin, mücahitlerin gazilerin ruhlarına hediye olsun diye cümle hayır sahiplerinin ve hele içinde şu oturup meclis kurduğumuz, hadis okuduğumuz caminin banisi İskender Paşa'nın ve bu camiyi tekrar tekrar tamir tecdit eylemiş olup hizmete devamını sağlamış olanların kendilerinin ve geçmişlerinin ruhları şad olsun diye biz yaşayan Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun Kur'an-ı Kerim'in yolunda, Peygamber Efendimiz'in izinde sünnet-i seniyyeyi ihya ederek yaşayıp huzuru Rabbil İzzet'e sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif hediye edelim. Böyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Okuduğumuz hadis-i şerifler Ramuzül Ahadis kitabının 482. sayfasında yer almaktadır. Birinci hadisi geçen hafta okumuştuk sayfa başındakini. Şimdi ikinci hadis-i şeriften başlıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde buyurmuş ki La ukubete fevka aşre darabatin illa fi haddim min hududillah. 10 kırbaç veya sopa darbesinden başka fazla daha ziyade cezalandırmak yoktur. Ancak Allah'ın tayin etmiş olduğu tazir ve şer'i hadler, cezalar müstesna. Yani efendim alenen içki içene meydanda şu kadar sopa vurulur ki ibret-i alem olsun. Bu aklı elden giderici efendim kötü işe girişmesinler bir daha. Zina yapan efendim bekarlar şu kadar cezalandırılır. İbret-i alem olsun diye. Efendim hırsızlık yapan şöyle olur, falanca böyle olur diye. Şeriatın tarif etmiş olduğu cezalar var.
Bunlara haddi şer'i derler. Şeriatin tayin etmiş olduğu efendim ceza. Bunların dışında tehdit etmek maksadıyla verilen cezalar 10 kuruştan daha fazla olamaz buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. La fakra eşedde minel cehl ve la gına a'vedu minel akl ve la ibadete ket tefekkür. Bu Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş ikinci hadisi şerife geçtik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki la fakra eşedde minel cehl, cahillikten daha fena, cahillikten daha şiddetli bir fakirlik tasavvur edilemez. En büyük fakirlik cahilliktir. Cahillik gibi efendim fakirlik yoktur. Ehven kalır, yani cahillik en fenasıdır. La gına a'vedu minel akıl, akıldan insana daha çok fayda sağlayan bir başka zenginlik de düşünülemez. Akıllılık insanın en büyük sermayesidir, en büyük zenginliğidir. Ve la ibadete ket tefekkür, tefekkür gibi de bir ibadet yoktur. Yani en üstün ibadet tefekkürdür manasına geliyor. Muhterem kardeşlerim, bu hadis-i şerifte dinimizin akla, ilme, tefekküre ne kadar önem verdiğini, cahillikten, gafletten ne kadar ümmeti uyandırmaya çalıştığını apaşikar görüyoruz. Hiçbir zenginliği akılla bir tutmuyor Peygamber Efendimiz. En büyük zenginlik akıldır diyor. Hiçbir ibadeti tefekkürle eşit tutmuyor. En üstün ibadet tefekkür ibadetidir, düşünme ibadetidir diyor. Eğer böyle bir söz İslam dininden başka dinlere sahip insanların elinde, kitaplarında yazılı bir malzeme olsaydı kıyamet kopartırlardı. Ne propagandalar, ne reklamlar yaparlardı. Bak bizim dinimiz ne kadar akla önem veriyor, ne kadar mantığa önem veriyor diye. Muhterem kardeşlerim, tefekkür niye ibadet olsun? Tefekkür niye ibadetlerin en üstüne olsun diye düşünebilir insan. Bak, Ramazan gelecek, sabah da akşama aç duracağız, oruç tutacağız. İnsanın dermanı kesilir. Nefes alacak hali kalmaz, kaşını kaldırmak istemez, elini kıpırdatmak istemez. Zor bir ibadet. İşte Allah rızası için yemiyoruz, içmiyoruz, sıcak demiyoruz, soğuk demiyoruz, harman vakti demiyoruz, çalışma zamanı demiyoruz. Oruç tutuyoruz, işte bayağı bir zorlu bir ibadet. Veyahut efendim işte teravih namazı kılacağız. Efendim 20 rekat. Zaten yatsının da efendim sünnetleri var, vitir var. 33 rekat Allah'ın izniyle bu kadar uzun namazlar kılacağız. Veyahut hacca gidiyoruz. Hem kesenin ağzını açıyoruz. Bir sürü masraf, hem bedenimiz yoruluyor. Bir sürü zahmet efendim. Bir sürü de efendim üzücü hadiseler. İnsan kendi evindeki rahatı o hac yolculuğunda bulamaz. Kendisinin evi varken, evleri varken, evinde odası varken, rahatı varken, orada belki Arafat'ta sıcağın altında duracak, Müzdelife'de taşların, kumların üstünde yatacak, efendim Mina'da itilip kalkılacak, sıkıntılara uğrayacak ya. O kadar sıkıntıları var mesela. Sonra cihat, cihat gibi bir ibadet var ki, malını, canını, her şeyini bir tarafa bırakıyor insan, Allah yolunda hepsi feda olsun. Madem ki Allah kendi yolunda çalışanları severmiş, madem ki emretmiş, madem ki cennete gidecekmişiz, o halde öleyim, gam yemem, ahirette cennete gideceğim diyor insan. Niye tefekkür? Tefekkür, oturduğun yerden düşünüyorsun. Hindi de düşünüyor. Hindi de böyle başını eğmiş düşünüyor. Yani durup durup böyle düşünmenin öbür zahmet çekme ibadetlerinden üstünlüğü nereden ileri geliyor? Muhterem kardeşlerim, ibadetlerin aslı da insanın terbiyesine yöneliktir.
kere oradan tutturalım işi. Oruç tutuyorsun. Neden? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Takva sahibi olasınız diye, nefsinize hakim olmayı öğrenesiniz diye, iradeniz kuvvetlensin diye, ahlakınız güzel olsun diye. Yani insanın zihniyle ilgili bir sağlam meleke kazanması için oruç tutuluyor. O bir idman, egzersiz. Kardeşim, senin hiç işin yok mu? Bunca kiloluk demiri takmışın iki, bir sopanın iki ucuna, efendim, ha babam boyuna kaldırıyorsun, indiriyorsun, bu haltermiş, bu bilmem elindeki küçük ağırlıkmış, onu öyle çeviriyorsun, bunu böyle çeviriyorsun, pazın şişecekmiş, şurası kuvvetlenecekmiş, omuzun genişleyecekmiş. Niye yapıyorsun bunları? Bunların hepsi birer vasıta. Vücut kuvvetlensin, zindeleşsin, sıhhatlensin, bir şeyler yapsın diye. İbadet de yine aklı kuvvetlendirmek için, yine niyeti kuvvetlendirmek için. Niye? Yine ahlakı kuvvetlendirmek için. Demek ki bir insan oruç tuttuğu halde, işte bir hafta sonra, bir hafta da kalmadı, efendim, oruca başlayacağız. Gözü harama baksa, kendisine gelip sataşanla aynı seviyeye inerek kavga etse, sövene sövse, dövene vursa, orucun sevabı gider. Gıybet etse, orucun sevabı gider. Akşama kadar istediği kadar aç kalsın. Demek ki ibadetin de maksadı oymuş. Niye Allah-u Teala Hazretleri bizi günde 5 defa huzuruna çağırıyor? Büyük şeref. Haftada bir, ayda bir çağırsa bile büyük şereftir. Günde 5 defa bizi huzuruna niye çağırıyor? Allah'a iyi bağlanmayı, Allah'ı unutmamayı öğrenelim diye. Sabah hatırla, işine öyle git. Öğlen hatırla, İşin arasında Allah'ı unutma. İkindide ticaretin arasında tekrar bir namaza gel, gene hatırla. Akşam güneş battığın zaman gene hatırla. Gece yatacağın zaman gene hatırla. Hatırla tekrar Allah'ı hatırlamak için. Demek ki her ibadetin zaten insanı yetiştirmekte, insanoğluna yönelik bir faydası varmış bir. İkincisi, tefekkür denilen şey, İnsanın düşünmesi, taşınması iyi bir şekilde sonuçlanırsa insan kazanılmış olur. Arsız, yüzsüz, anarşist, efendim, şey bir insan düşünse, taşınsa, ya benim bu yaptığım iş yanlış, bundan sonra vazgeçeyim, tevbe edeyim, iyi insan olayım dese, işte tevbe ayı, Ramazan, şeyde, şu Ramazan'da adam olayım, ömrü boş yere geçirmişim dese ne olur? Bir düşünme ile bir insan yanlış bir yoldan doğru bir yola geliyor. Artık bir insan da doğru yola geldi mi, bütün ömrü boyunca yaptığı bütün hayırlar o düşünceye dayanmış oluyor. Demek ki düşünce işin yani ana noktası, can damarıymış. Çocuğun birisi ötekisine demiş ki, benim babam eliyle bir treni durdurabilir. Ötekisi şaşırmış, ya nasıl durduracak koca treni? Makinist şöyle çekiverir, cız, tren durur, koca treni durdurmanın yolu var. Tefekkür de böyle. Tefekkür de bir düğmeye basıyorsun, bir şalteri çekiyorsun ama hayatın yönü değişiyor. O bakımdan başka hadis-i şeriflerde geçiyor ki bir miktar, bir zamanlık, kısa bir zamanlık bir tefekkür bazen bir senelik ibadetten üstün olur. Neden? İnsanı öyle bir raya oturtur ki iyi insan olur, iyi işler yapar. O zaman birçok ibadetin kaynağı olmuş olur. Birçok şerri yapacak olan insan birçok hayrı yapmaya başlar. Bakıyorsun berbat bir adam hapisten çıkıyor, islah olmuş, iyi insan oluyor, sakal bırakıyor, hayırların önünde koşuyor. Allah Allah, neydi ne oldu? Sübhanallah. Yuhricül hayye minel meyyid, ölüden diri çıkar diyor, şu Allah'ın hikmetine bak diye şaşıyoruz. Bazen olur ki bir anlık tefekkür bir ömre bedel olur. Bir insanı değiştirir, kurtarır. O bakımdan sonra ibadetlerdeki sevaplar da derinliğine, şuuru nispetindedir insana. Namaz kıldın. Kaç rekat kıldın? Vallahi farkında değilim. Galiba 4 kıldım. Farkında değil. Aklı bakkalda, kasapta, yarın yapacağı işte veyahut nakışta, halının deseninde veyahut duvarda veyahut yandaki adam elini şöyle tuttu, bacağını böyle yaptı. Efendim, aklı başka yerde. Halbuki aklını namaza vermesi lazımdı. Aklını alacağı için
yemekle namaz eşit olsa, aynı zamanda hazır olsa, önce yemek yemek lazım. Neden? Namazda aklına yemek gelmesin. Ya karnım da acıktı, hay Allah be. Şu namaz bitse de yemeğin başına otursam filan derken o namazın tadı tuzu olmaz. Olduğu için din kitaplarımızda yazıyor ki yemekle namaz bir araya geldi mi, hangisini önce yapacağız? Önce yemeği yiyeceğiz ki aklı yemekte kalmasın, Allah'a güzel kulluk etsin. Allah'ın huzurundan kaçmaya bahane aramasın. Hemen bir taktuk 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 bir namaz kılayım, selam vereyim, cump, efendim sofranın başına. O zaman o namaz namaz olmaz. Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Bizim ibadete ihtiyacımız var, güzel yapacağız. O bakımdan namazın, orucun, haccın, zekatın, daha başka ibadetlerin şuurla yapılması çok sevap kazandırıyor. Şuursuz yapılması çok efendim zararlara uğratıyor insanı. İşte bu şuur da tefekkür demektir. O bakımdan muhterem kardeşlerim çokça düşünelim. Çokça düşünelim, aklımızı kullanalım. İnsanın en büyük meziyeti aklıdır. En büyük sermayesi aklıdır. Allah akıl kadar aziz bir varlık yaratmadım buyurmuş Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifinde anlatıldığına göre. Akıl, koca dağ gibi bir insanın aklının dengesi bile olmasa, deli olmak bir tarafa, ölçülü değil, aklı selim değil, dengesiz bir adam kıymeti kalmıyor. Ötekisi ufak tefek bir adam, bakıyorsun, aa bu küçücük, fıçıcık, içi turşucuk, çok güzel bir adamdır. Bunun bilgisine efendim nihayet yoktur, çok beceriklidir. Bu işi bu adamı götürür, yürütür. Küçüklüğüne bakmıyorsun, oturtuyorsun. Koltuğun içinde kayboluyor adam ama işi yürütüyor. İşi yürütüyor. O bakımdan muhterem kardeşlerim, aklımızı Allah madem bize vermiş, kullanmaya gayret edelim. Yani akıl denilen nimeti yolunda, yerinde kullanalım. Tefekkür, madem çok kıymetli ibadetmiş, düşünelim, taşınalım. Efendim, her işimizi düşüne taşına yapalım. Ve şu fakirliğin en fenası olan cahillikten yakayı paçayı kurtaralım. Şimdi, umumi kültürümüze bakacak olursak, biz Müslümanların, Türkiye oldukça ileri durumda da, Afrika'daki Müslümanlara bakalım, Orta Doğu'daki Müslümanlara bakalım, Hindistan'daki, Pakistan'daki Müslümanlara bakalım. Umumiyetle ilme bu kadar önem vermiş olan bir din. Ve bir zamanlar da dünyanın liderliğini yapmış olan Müslümanlar. Yani bir zamanlar da iyi ileri gitmişler de dünyanın da liderliğini de yapmışlar. En büyük devlet de olmuşlar. Söz ellerinde bulunmuş. Fransa sözünü dinlemiş, Almanya sözünü dinlemiş. Fransız kralının hapisten kurtarılması için buradan bizim padişah mektup yazdığı zaman hapisten çıkartmışlar adamı. Sözü dinlenmiş yani. O durumdan bu duruma nasıl düşmüşüz? Muhterem kardeşlerim, ölçüyorum, biçiyorum, biçiyorum. Acı acı düşünüyorum. 7 asır İspanya elimizdeyken, bir o kadar Balkanlar elimizdeyken, Kırım elimizdeyken, Kafkasya elimizdeyken, Orta Asya daima bizim olan bir ülke iken, neden şu anda başkalarının elinde bir tek noktaya gidip dayanıyor iş? İlimde geri kalmışız. İlimde geri kalmışız. Başkaları ilerlediği sırada biz çevremize dikkat etmemişiz. İçimize kapalı kalmışız. Düşmanın hareketlerini takip etmemişiz. Dünyayı öğrenmemişiz. Onlar ilerlemiş, biz gelişmemişiz. Onlar alet yapmış, biz yapmamışız. Onlar teşkilat kurmuş, biz kurmamışız. Onlar bu sefer bizim memlekette teşkilatlarının uçlarını sokmaya başlamışlar. Efendim gizli teşkilatlarla bizi birbirimize düşürmeye başlamışlar. Efendim içten fethetmeye başlamışlar. Ona da tedbir almamışız. Sonunda bir uyanmışız ama sucuk gibi, salam gibi elimizden, ayağımızdan yukarıya kadar sımsıkı sarmışlar. Sardıkları yerler çukur, öbür taraflar boğmuk boğmuk. Her tarafımız sarılı. Yani sarma böyle gibi, dolma gibi, yaprak dolması sarması gibi sarmışlar. Şimdi Yunanistan'a bakıyoruz bir bela. Bulgaristan'a bakıyoruz bir bela. Rusya'ya bakıyoruz zebella. Efendim bilmem Amerika, efendim yaka silkeriz. İngiltere'den bilmem ah ederiz. Fransa'nın efendim bize karşı anlayışsızlığından şikayet ederiz diye. Ya ne istiyordun?
Herkes yani şey mi yapacaktı, senin elinde el pençe divan mı duracaktı? İki el bir baş için sen çalışacaktın, gayret edecektin. Düşmanlar sana kötülük yapmasa, yapmak isteseler bile yapamayacaklardı. Seni çelmelemek isteseler bile gücü yetmeyecekti. Ya bunlar pehlivan adamdır diyecekti. Memleket ileri gidecekti. Hocam ne yapalım işte bilmem teknolojimiz filan diyebilir bazı kimseler. Ben teknolojiden evvel manevi bir takım güzel sıfatları kaybettiğimiz kanaatindeyim. Neden? Camimiz temiz değil. Yani bu camiyi demiyorum. Camilerimiz temiz değil. Dedelerimiz bir cami yapmış. Mesela Topkapı'da bir camiye gittik. İçeri girdik, içeride turist vardı. Etrafı inceliyordu. Caminin şöhreti Avrupa'ya gitmiş. Şu tahtaların üstüne dedelerimiz kalemle kalem işleri yapmışlar, nakışlar yapmışlar, şahane. Camların kenarları şahane. Çiniler yapılmış, şaheser. Dünyada emsali olmuyor. Tavanı güzel, camı güzel, çinisi güzel, duvarı güzel, tahtası güzel, oyması güzel. Her birisi antika. Çinileri çaldırmışız Ermenilere. Böyle panolar halinde, pencere gibi büyük parçalar çalmışlar Amerika'nın bilmem hangi müzesinde. Sen neredeydin? Aklın nerede? Çinileri çaldırmışız. Hadi hırsızdır, aldatmış, ne yapalım? Kabahat hırsızım biraz da, yani hep bende değil ya. Ne yapalım? Çalmışlar. O güzel tahtaların üzerindeki altın yaldızlı nakışların üzerine bir insafsız el gelmiş, bir bordo renkli boya çekmiş, hepsini kapatmış. Ya bu nakşı ne boyuyorsun? Dedelerimiz nakış yapmış, onlar düz boyamayı bilmezler miydi? Sanat eserini mahvetmiş. Gitmiş sanat eseri. Yani mevcudu muhafaza edememişiz. Dedemiz medrese bırakmış, duvarları yıkık. Cami bırakmış, kubbesi çökük. Efendim bilmem nakış bırakmış, nakışı hadi olduğu gibi bırak, yarısı çürük, yarısı sağlam dursun, turist gene anlar. Üstüne mi ne boya çekti? Niye kapattı? Bir boya çekmiş, berbat etmiş, gitmiş. Yani cinayet. Cinayet. Fransızın birisi gelmiş, bir arkadaş Kabataş Lisesi'nde okurken, orada Fransızca hocasıymış. O Fransız gelmiş şöyle, oh diye kürsüye bir çökmüş. Fransız ama Türkçe biliyor ve Kabataş Lisesi'nde de Fransızca hocalığı yapıyor. Çökmüş oraya böyle. Hocam demişler, hayrola, ne oldu? Çok çok üzgünüm çocuklar demiş. Bugün size ders anlatacak kadar da moralim yok demiş. Moralim çok bozuk. Çok üzgünüm demiş. Ne oldu hocam demişler. Boğaz içinde bir kültür cinayeti işleniyor demiş. Emirgan'da Mısır Hidibi'nin 300 odalı bir konağı varmış sahilde. Varmış ama şimdi yerinde yerler esiyor. O gün yıkmaya başlamışlar. Neden? Belediyeye olan 30 bin lira elektrik borcunu vermedi diye. Bu cinayet, Fransız cinayet diyor, ben demiyorum. Boğaziçi'ne, adamın Fransız'ın malı değil, bizim kendi kültürümüz, Fransız üzülüyor. Kültür cinayeti işleniyor, sanat cinayeti işleniyor. O muhteşem konak sökülüyor. Söktüren efendim müteahhit, yani parayla onu söken müteahhitin oğlu bizim tanıdık. Diyor ki hocam 80 santim eninde, şu ende, yekpare tahtalar çıktı diyor zeminlerden. Yani bizim bildiğimiz dar keresteler değil, Hindistan'dan bilmem hangi ağaçlardan getirilmiş kerestelerle yapılmış muhteşem bir konak. Her işimiz böyle. Dedelerimiz ne güzel şeyler bırakmışlar, onu bile muhafaza edememişiz. Daha da kötüleştirmişiz. Hadi onları da bırak. Sokaklarımız pis, perişan. Yahu her evden bir hanım kız çıkamaz mı? Kapının önünü süpürsün. Herkes kapısının önünü süpürdüğü zaman muntazam olur, tertemiz olur. Sokaklarımıza bakıyoruz. Birisi girintili, birisi çıkıntılı, birisi önde, birisi arkada. Dün akşam 3 defa sokaklardan geri döndüm Üsküdar'da. Güzel asfalt başlıyor, giriyorum. Sonunda çıkmaz sokak, yallah geriye. Hadi oradan bir daha giriyorum. Döne döne gidiyor gidiyor. Hadi bakıyorum, çıkmaz sokak geriye. Ya. Yani plan yok mu, program yok mu, insaf yok mu, sanat sevgi yok mu, efendim ne bileyim,
Bu bizim kusurumuz işte. Bunda hiç kafirlerin filan şeyi yok. Yani bizim kendi kabahatimiz var. O bakımdan ben diyorum ki bu iş imana geliyor, dayanıyor. Biz bu imanı bilmiyorduk. Unuttuk. Bu imanı bilsek akla kıymet veririz, cehaletten kurtulmaya çalışırız. Çünkü dedelerimiz çalışmış. Çünkü Peygamber Efendimiz'in zamanından beri yani ilme, irfana, öğretime çok büyük önem verilmiş ve ileride gitmişiz. Bizim efendim İslam aleminde yapılmış olan saati Avrupa'ya göndermişiz. Oradaki padişah, oradaki kral Charlemagne bakmış, arada guguk diye bir şey çıkıyor saatin içinden. Bunun içinde cin var diye bozmuş saat. Adam geri, biz ileriymişiz o zaman yani. Bizim memleketler ileriymiş. Sonradan bu duruma düşmüşüz. Neden? Bu gösteriyor ki İslam insanı ilerletiyor. İslam'dan uzaklaştığı zaman insan geriliyor. Bu bizim can damarımızdır. Hayat memat meselemizdir. Biz bugün hepimiz ilme sarılırsak, cehaletten kaçınırsak, aklımızı kullanırsak, tefekkür edersek ihtilafları da hallederiz. Efendim pislikleri, çirkinlikleri de bırakırız. Efendim çalışıp çabalar, hayırlı işler yapar, ileri gideriz. Cami dolusu koca koca cemaatler efendim lafa geldiği zaman Türkiye'nin yüzde şu kadarı bilmem mümin, vahid, Müslüman, İslam alemi efendim şu kadar milyon nüfus, bu kadar milyara geldi, efendim şu kadar büyük ülkeler bizim filan diyoruz. Yani bütün bunlara rağmen bir güzel bir şey ortaya koyamamışız. Hepimiz mesulüz. Allah hepimize ciddi çalışmak nasip etsin. Hepimiz şuurlu olmak, tefekkür etmek zorundayız. Aklımızı kullanmak zorundayız. İşbirliği yapmak zorundayız. Kafirin başarısı müşterek çalışmasıdır. Kendileri birleşiyorlar, Birleşik Devletler kuruyorlar. Amerika Birleşik Devletleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, Federal Almanya, bilmem ne bilmem ne. Ondan sonra o da yetmiyor. Milletler arası pakt, anlaşma vesaire filan diyerek, muahedeler diyerek yine birlikler kuruyorlar, işlerini yürütüyorlar. Biz de bir caminin içinde cemaat anlaşamıyoruz, bir evin içinde kardeşler uyuşamıyoruz. Efendim, mahkemelerde vakit geçiyor, paralar avukatlara gidiyor. Birçok yerde ben bunu gördüm, yurt içinde, yurt dışında Müslümanların birbirlerine efendim sataşmasından, çekişmesinden, ihtilafından efendim avukatlar kazanıyor, mahkeme harçları yatırılıyor, başka bir şey olmuyor. O bakımdan Allah hepimize en büyük nimeti olan aklı güzel kullanmayı nasip eylesin, çok düşünmeyi nasip eylesin, İslam için faydalı işler yapalım, Rabbimizin huzuruna boynu efendim demir halkalı, elleri zincirli, kelepçeli, efendim veballi, mesuliyetli, vazifesini yapmamış suçlu insanlar olarak gitmeyelim. La kıraate illa bi tedebbürin ve la ibadete illa bi fıkhin ve meclisu fıkhin hayrun min ibadeti sittine sene. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan 3. hadisi şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada da yine böyle çok yüksek, çok kaliteli, son derece böyle modern, bu zamane alimlerinin böyle hayran kalıp duracakları efendim güzel bir tavsiyede bulunuyor bize. Bu arada size şunu söylemek isterim kardeşlerim, bizim çok yüksek memurlarımızdan yani daire başkanları yüksek bir şahsiyet gitmiş yurt dışına da orada kendisine yanındaki Fransız efendim sormuş, Türkiye'de Müslümanlık nasıldır filan diye. O da demiş ki yani bir şey değil. Efendim o alim demiş ki biz Avrupa'da şimdi düşünüyoruz, taşınıyoruz, insanlığın problemlerini çözmek için galiba en güzel sistem İslam nizamıymış diye bu noktaya geldik demiş. Kendisi gayrimüslim, Fransız ama bizim şeye, şahsa böyle söylediğini bana naklettiler. Sahih bir rivayet olarak, yani isimlerini istesem bulup söylerim, böyle anlattılar.
herkes İslam'ın kıymetini anlamış durumda. Ama miras yedi Müslümanlar hariç. Onlar dedelerinden bu miras gelen İslam'ın kaç para ettiğinden haberdar değiller. Zaten tesbihleri mesbihleri, antika eşyaların kıymetini de bize dışarıya fazla fazla fiyatlarla satıldığı için dolayısıyla onlar öğretmiş oldular. Allah Allah, bu Çin'i neymiş, atardık bir kenara. Türklerin yaptığı şey bir makbul bir şey mi olur? Kırın, yıkın, atın. Atardık ama baktık ki Çin'i Avrupa'ya kaçırıyorlar, müzelere koyuyorlar. Baktık ki çok kıymetli, ha bu kıymetliymiş diye para etti. Tesbihleri atardık bir kenara, baktık ki tesbihler para ediyor. Antikacılar topluyor. Yazma eserleri yakmışlar. Niğde'de ilerici bir herif-i naşerif, efendim, bütün yazma eserleri toplamış, bir mağarada yakmış. Bizim profesör arkadaş da duymuş bunu, orada lise hocalığı yapıyormuş üniversiteye geçmeden önce. Aman o mağarayı bana gösterin çocuklar demiş, gitmiş. E dedim, bir şey buldun mu bari orada, yanmamış eser buldun mu? Maalesef dedi, dip koçanları kalmış hepsinde. Yani cayır cayır, yani cinayet ortada, izleri ortada, yakılmış. Yakılan nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Her yazma eser başlı başına bir tek eserdir, tek varlıktır. Çünkü bir hattat yazıyor, altın yaldızla süslüyor, çerçeveler yapıyor. Belki o kitabın dünyada bir başka nüshası yok, belki bir hazine, belki milyonlar kıymetinde. Yani yaktığı şey bu. Niye yakıyorsun? Bu kitabın dili yok, ağzı yok. Abdest alsan aldın demez, namaz kılsan kıldın demez. Efendim, kadı gibi haram yemez, şeytan bunun neresinde dediği gibi. Bu kitap sana ne zararı oldu da battı mı bir yerine de böyle efendim bunu yaktın? Yakmak istediğin zaman öteki aklı başında insanlar neredeydi? O bakımdan İslam'ın kıymetini başkaları anlıyor. İnşallah güneş batıdan doğmaya başladı. Işığı oradan almaya başladık. Oradan görüyoruz. Şimdi onlar bize İslam faydalı demeye başladılar bugünlerden. Bizim kulağımız delik olduğu için biz duyuyoruz. Bizimkiler tam 50 yıl sonra anlayacaklar. Neden? Çünkü Söğütlü Çeşme çayırında bir öküz otlarken tren yanından geçer. Pendik'e vardığı zaman öküz yürker. Neden? Öküz geç intikal eder de ondan. Ha ileri. Niye zıpladın böyle? Tren geçti. Ya tren Pendik'e vardı, şimdi mi zıplanılır? La kıraate kettedebbür. Düşüne taşına, manasını inceleye inceleye, sindire sindire, efendim, okumaktan, okumak gibi Kur'an okumak olmaz. Yani okunursa öyle okunmalı, başka türlü kıraat olmaz. Kur'an okuyorsun, paldır küldür, paldır küldür, paldır küldür, paldır küldür, ne dedi? Ne bileyim ben, zaten Arapça bilmiyor adam. Arapça bilene soruyorsun, ne dedi? Hocam o kadar hızlı okudum ki düşünemedim. Olmaz, tedebbür ile okuyacaksın. Yani şöyle önünü sonunu düşünerek, burada bu kelimeyi Rabbim niye kullandı, bunun manası nedir diyerek, düşüne düşüne, sindire sindire okuyacaksın Kur'an-ı Kerim. Tedebbür ile okuyacaksın. La kıraate, kıraat yoktur, illa bir tedebbürün, ancak düşüne taşına dikkat ede ede okumak vardır. Başka türlüsü kıraat sayılmaz diyor Peygamber Efendimiz. Meşhur Pakistan'ın milli şairi İkbal, Kur'an okurmuş da babam yanımdan geçerdi, bana sorardı, evladım Kur'an mı okuyorsun diye. Kur'an okuyorum baba derdim. Gene dolanır gelirdi, evladım Kur'an mı okuyorsun? Kur'an okuyorum baba. Gene döner gelirdi, evladım Kur'an mı okuyorsun? Kur'an okuyorum baba. Yani Kur'an'ı okunması gerektiği şekilde mi okuyorsun? Havadan sudan mı okuyorsun demek istiyor. Kur'an okuyorsan gözün başka yerde olmasın, aklın Kur'an-ı Kerim'de olsun. Manasını düşün. Biz Kur'an-ı Kerim'i ölülerimize okuyoruz. Hadi falancanın dedesi vefat etti, toplanın 41 tane Yasin-i Şerif okuyalım. Yasin'in manasını bilen parmakla gösterecek kadar azdır. Yasin ne demek? Yasin suresinde ne anlatılıyor? Rabbimiz bize neler öğretiyor? Yasin'i bir ölüye 41 defa okuruz, her hafta okuruz, her sabah okuruz. Manası ne? Manasını bilen yok, merak eden de yok. Alışmışız artık. Çünkü kamçılayan yok bizi. Böyle okuma olmaz diyor Peygamber Efendimiz, ama bu hadisi kaç kişi duyacak?
manasını bilmeden, manasını derin derin düşüne düşüne, sindire sindire, yudumlaya yudumlaya, hazmetmeden kıraat olmaz diyor. Ha, madem olmazmış ben de öyle okuyayım diye girişmemiz lazım. Arkadaşım mektup yazmış Ankara'dan, diyor ki, diyor cemaatimize diyor, her gün birazcık birazcık Kur'an-ı Kerim'i anlata anlata 27. cüze geldim diyor. Bak, damlaya damlaya göl olur. 3 cüz kalmış Kur'an'ın bitmesine. Bütün cemaat Kur'an'ı baştan sonra dinledi. Sen Kur'an'ı baştan sonra hiç okudun mu? Okumadım. Yasin'i bilir misin? Bilmezsin. Namaz surelerini bilir misin? Bilmezsin. Sebeb-i nüzulünü bilir misin? Bilmezsin. E hani Allah'ın kitabı sana hitap idi? Hani sana göndermişti Allah? Bilmiyorsun. Çok büyük kusur bu. Çok büyük kusur. Biliyor musunuz ki Kur'an-ı Kerim insana şefaatçi olacak. Veyahut da davacı olacak. Ya Rabbi, bu kulun var ya, işte bu kulun beni kütüphanesine hapsetti. Bir açıp okumadı ömrü boyunca. Derse, şikayetçi olursa, davacı olursa insan mahvolur. Şefaatçi olursa, ya Rabbi, bu kulun beni okudu, benim manamı anladı, benim ahkamıma uygun olarak hayatında haramlardan kaçındı, sevaplı işlere koştu derse, şefaatçi olursa, Kur'an'ın şefaatiyle cennete girer insan. O bakımdan Kur'an'ı tedebbür ile, tefekkür ile sindire sindire okuyacağız. Bugünden itibaren bu hadisi duyduk, hepimizin kronometresi çalışmaya başladı. Hepimize. Bundan sonra artık mazeret olmaz. Esat Hoca İskender Paşa'da söylediği zaman duymuştun. Niye o zamandan sonra tedbire geçmedin derler size. Haberiniz olsun. Çünkü her bilgi bir mesuliyet de getirir insana. Yaparsanız sevap kazanırsınız, yapmazsanız vebal yüklenirsiniz. Kur'an'ı öğrenin. Okumasını öğrenin, manasını öğrenin, manasının derinlemesine anlayın. Artık tefsir kitapları da çıktı. Birisini alır bitirirsiniz, ötekisine geçersiniz. Biz mecmualarımızda dişimizi sıktık, kardan vazgeçtik, her aboneye gönderdik. Binlerce şey gönderdik, okusunlar Allah'ın kelamını. Dünyanın masrafına girdik, müessesemiz yamuldu. Şey yapamaz hale geldi, belini doğrultamaz hale geldi. Varsın Kur'an-ı Kerim okusunlar dedik. Okumazlar, bedava kitap oldu mu okumaz kimse. Parasıyla olacak, onu okur. Günde 150 lira bir gazeteye verir, çok faydalı bir başka şeye vermez. Ama gazete tabii çıplak resim koyuyor. Ondan sonra şunu koyuyor, bunu koyuyor. Nefse tatlı gelecek şeyler var orada, oradan avlıyor. Balık nasıl gelir oltaya? Oltanın ucuna eti sararsın, efendim yemi sararsın, denizin içine atarsın, balığı o bir lokma diye karşı duyduğu hırs sana getirir. Bakarsın kocaman bir palamut böyle yalpalaya yalpalaya geliyor. Neden? İşte onu yutacağım derken, ava giderken avlandı. Senin karşına geldi. İşte seni de öyle nefsinden yakalıyorlar. Şeytan canına okuyor Müslümanların. Vela ibadete illa bi fıkhin. İbadet yoktur. Hiçbir ibadet yoktur. Ancak bilgi ile vardır. Bilgisizce ibadet yoktur. Fıkıh ne demek? Fıkıh sezgi ve anlayış demektir Arapçada. Yani bilgi, sezgi, anlayış olmadan, şuur olmadan ibadet olmaz. Yat, kalk, çocuk da yatıyor, kalkıyor, secde ederken başını şöyle çevirip arka tarafına da bakıyor. Çünkü şuursuz. Yat, kalk işi değil. Şuurlu olacak. Bilgi olacak. O bilgiye göre düşüne taşına yapacak. Çünkü hata eder, sevabını yok eder, günaha girer, daha başka şeyler olur. Onun için bu sezgi olacak. Şimdi bir şeyi bilmeye ilim derler. Mesela biliyorsun ki namaz kılmak farzdır. İlim. Namazın kaç rekat kılınacağını kitaptan okursun, ilim. Efendim, ama bir bilginin çeşitli detayını sana gelen malzeme arasında, bilgi farkları arasında birbirine çatışan, birbirine karşı gelen haberler içinde doğrusunu eğrisini ayırt edip de ilmi bir sonuca varmak, yani adeta ilim sahasında bir mahkeme gibi çalışıp haklıyı haksızdan ayırıp bu doğrudur, şu yanlıştır demek, o fıkıhtır. Demek ki fıkıh ilmi
şeyden biraz daha, sadece bilmekten çok daha başka bir şeymiş, ileri bir adımmış. Çünkü bir insan bir hadis-i şerif duyar, Peygamber Efendimiz böyle demiştir der. Ama fakih her hadisi bilir, o konuda son sözün ne olduğunu bulur. Son hükmün ne olduğunu bulur. Onun için fakihler çok daha yüksek bilginlerdir. Bir insan yarım bilgiyle fakih olamaz. Tam bilmesi lazım. Konuyu yarım bilen bir insan bir söz söyler, efendim yanlış olur. Tam bilmesi lazım. Hiç eksik tarafı kalmaması lazım. Bizim öyle alim tanıdıklarımız, dostlarımız var maşallah, Allah ömür versin. Bir konuyu soruyorsun kendisine, sabahlara kadar izahat veriyor zihni. Çünkü hazine gibi her türlü bilgiyi doldurmuş. Sorduğun şey hakkında diyor ki, bu hususta Şia şöyle demiştir. Hanefi üleması böyle demiştir. Ehl-i sünnetin fikri budur. Bu, İmam Malik şöyle demiştir. O şu delili kullanmıştır. Ebu Hanife Hazretleri ona karşılık şu itirazı ileri sürmüştür. Fıkıh budur. Yani o konudaki detayı bilmeye derler. Fıkıh olmadan diyor ibadet olmaz diyor Peygamber Efendimiz. Yani iyi bilecek yarım yamalak bilgiyle olmaz. Onun için dini bilgimizi iyi öğrenelim. Nasıl olsa bir insan okusa da okumasa da bir rızık kapısı buluyor ve Allah ona rızkını gönderiyor, çalışıyor, kazanıyor. Ama bu dini malumatı olmazsa ibadetini yapamaz veya ibadetini yalan yanlış yapar, kar yerine zarara uğrar. Onun için hepimizin öncelikle önem vererek yapacağımız çalışma ibadetlerimizi, inceliklerini öğrenmek. Hangi şey namazı bozar? Hangi şey orucu bozar? Orucu nasıl tutmalıdır? Ne vakitten ne vakite tutmalıdır? Hangi şeylere riayet etmelidir diye bilmek gerekiyor. Dini bilgilerimizi küçükten öğrenmeye, öğretmeye çocuklarımıza gayret edelim ve yaşamaya gayret edelim. İlmi ilerletmenin bir yolu bildiğini tatbik etmektir. Bildiğini tatbik etti mi ilim insanın zihne kolay yerleşir. Yeni bir bilgi de kolayca gelir. Sırf efendim böyle şey gibi, depo gibi oku 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 depo et, o zaman bilgi sağlam olmaz. Tatbikatla sağlam olur. Onun için bildiğimizi tatbik edelim. Ve meclisü fıkhin hayrun min ibadeti sittine sene, bir fıkıh meclisi, ilim meclisi 60 senelik ibadetten daha hayırlıdır. Yani şöyle bir oturduk. Şurada bir meclis derler buna. Meclis oturma demek, oturum demek. Bir oturum. Bir oturduk, saate bakıp duruyorum. Saat dolunca keseceğim konuşmamı, bir oturum bitecek. Bu bir oturumluk bilgi, detaylı mesela İslam'ın ince fikirlerini şey yapıyoruz. Bu 60 yıllık ibadetten hayırlıdır. Çünkü insan nasıl yapması gerektiğini öğreniyor. Yanlışlarını düzeltiyor. Ya ben onun öyle olduğunu hiç bilmiyordum. Demek yanlış yapıyormuşum. Bundan sonra düzelteyim diyor. O bakımdan ilim meclislerine koşun. Nerede bulursanız ilmi, nerede bulursanız alimi, gidin, dinleyin, fırsatı kaçırmayın. Bak dün beni duygulandıran bir hadise oldu. Ben dün Adapazarı'ndaydım. İki tane Mısırlı yüksek şahıs. Birisi profesör, birisi bir yerin genel başkanı. Efendim demişler ki, bizim için bir hocayı ziyaret etmek her şeyden daha kıymetlidir. Arabaya atladılar, Adapazarı'na kadar beni ziyarete geldi. İstanbul'dan. 20 dakika kadar konuştuk, döndüler gittiler. Bir şey de yok. Nasılsın, iyi misin, tanışalım, bilmem. Tatlı birkaç söz, İslamca bir muhabbet, ondan sonra ayrıldık. Ben dedim ki, ben öyle ziyaret edilecek öyle bir insan değilim. Ama onlar o ziyaretten sevabı kazandılar. O bakımdan Allah hepimizi ilim meclislerine müdavim ve mühip eylesin. Yani ilim meclisini severim. Şimdi ben bugün burada efendim konuşuyorum. Peygamberimizin hadislerini söylüyorum. Siz de lütfediyorsunuz. Geliyorsunuz. Siz olmasanız bu cami boş olsa benim de konuşmaya şevkim kalmaz. Şimdi bir şehirden bir arkadaşım mektup yazmış. Hocam diyor, bizim toplantılar azaldı diyor. Azaldı, üzülmüş yani. Acaba kusur bende mi? İsterseniz ben şey yapmayayım, başka arkadaş bulunsun, o konuşsun filan diye böyle yazmış.
Allah razı olsun, gelmek güzel. Peki buraya gelmeseydiniz, dışarıda hava güzel, Çamlıca'ya giderdiniz, piknik yapardınız, efendim daha başka eğlenceler vardır. Pazar günlerinde umumiyetle sinemalar olur, tiyatrolar olur, zevkler, sefalar. Hangisi hayırlı? Bu hayırlı. Ben de olsam sizin yerinize, ben de böyle bir ilim meclisine gidip orada Peygamber Efendimiz'in hadisini, Kur'an-ı Kerim'in ayetini dinlemeyi tercih ederim. Şimdi bizim bu camimizde elhamdülillah Peygamber Efendimiz'in hadisleri okunuyor. İnşallah bir yakın zamanda bir fırsat bulursak bir de ayetleri anlatmaya başlayacağız. İnşallah bir de Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini de muntazaman anlatacağız. Biz burada ölsek de kalsak da pazar günleri ikindi de bu şey hiç durmadı, hep devam etmiştir, edecek inşallah. Allah size de o ilme devam zevkini, şevkini versin. La kavle illa bi amelin. Ve la kavle ve la amele illa bi niyetin. Ve la kavle ve la amele ve la niyete illa bi isabetis sünne. Hazreti Ali Efendimiz'den bir şahane hadis-i şerif daha. Yani bugün öyle hadis-i şerifler geldi ki kim bilir kimin kısmetine, kimin niyetine. Dur bakalım bu İskenderpaşa'da bu kalabalıklar ne yapıyor diye gelenlere mi bir şey oluyor, söz oluyor, ne oluyorsa. Bak Peygamber Efendimiz burada ne buyurmuş. Diyor ki, la kavle illa bi amelin. Boş sözün kıymeti yok, tatbikatla olursa kıymeti var. Sözün kıymeti yok, ancak amel ederse olacak. Tatbik edecek. Bu hadis-i şerif şeyde de hatırlıyorum, Stuttgart'ta mı söylemiştik? Orada da geçmişti. La kavle illa bi amelin. Ancak tatbikat olursa kıymeti var. Bir adam çok güzel konuşuyor, çok konuşuyor. Lafı da güzel. Ama amel yok. Kıymeti yok. Yani insanları aldatır, Allah'ı aldatamaz. Dünyada menfaat sağlar, ahirette hava alır, hatta ceza alır. Çünkü lafı var, işi yok. Sadece lafta. Mehmet Akif'in nükteli şiirleri vardır. Diyor ki, İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Ne büyük söyle, ne çok söyle. Yiğit işte gerek. Büyük laf söyleme. Ben bu camiyi yaparım, yıkarım, şu işi başarırım, boğazı yüzerek geçerim, yürüyerek geçerim. Büyük laflar. Bir gün içinde şu işi yaparım, bu işi yaparım. Kocaman kocaman laflar. Büyük söyleme, çok da söyleme. Dır dır dır, vır vır vır, konuş konuş konuş. Ya biz sussa da biraz kulaklarımız dinlense der bazıları. Çok da söyleme. Yani geveze de olma, palavracı da olma. Atma. Atma Recep, din kardeşiniz demiş. Yani atma da olmayacak, şey de olmayacak. Tamam. İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Demek ki yeğeni ona hitap etmiş, yazmış bu şiiri. Ne büyük söyle, ne çok söyle. Yiğit işte gel. Yiğit adam çalışır, işi ortaya koyar, sessizce vay be. İncelerler, bakarlar. Şahane olmuş, eline sağlık ustam. Çok güzel yapmışsın. Hakikaten emsali yok derler. İş ortaya konulur, biter. Lafı çok, karnı geniş, soyları taklit etme. Lafı çok, karnı geniş demek yani işkembesi geniş atıyor demek yani. Lafı çok, karnı geniş, soyları taklit etme. Özü doğru, sözü doğru adam ol, ırkına çek. Özün de doğru olsun, yani kalbin, sözün de doğru olsun. Efendim ırkına çek. Bizim hasretimiz budur. Biz az konuşan bir milletiz. Az konuşuruz, iş bitiririz. Öyleydik. Hatta yaptığımız hayırları söylemezdik. Söylersek sevabı kaçar diye susardık. Niye yemek yemiyorsun? Boynunu büküyor. Söylesene be oruçluyum diye. Söylese sevabı kaçacak, söylemiyor. İşte şöyle diyor, hık diyor, muk diyor, kabahat gibi saklıyor. Halbuki ibadet. İbadet, saklıyor. Gösteriş olmasın diye. Bizim işimiz öyleydi eskiden. Allah-u Teala Hazretleri o güzel dedelerimizin o şahane güzel huylarını, vakur huylarını bizlere tekrar nasip eylesin. İş olacak, o zaman sözün kıymeti var. Ben seni çok severim. Nereden belli? Arkamdan kuyumu kazıyorsun. Efendim karpuz kavun mevsiminde pabucumun altına karpuz kavun kabuğu koyuyorsun. Nereden belli sevdiğin? Göreyim,
sevgini göreyim. Sevginin emaresi ne? Kuru laftan ibaret. Olmaz. Seviyorsan sevdiğimin delili şudur de. Seviyorsan sözümü dinle, seviyorsan ahbaplığını hareketlerine göster gibi. İşte beraber işte görünecek sözün kıymeti. Vela kavle vela emele illa bi niyetin. İş de kâfi değil muhterem kardeşlerim. Niyet iyi olacak. Lafın ve işin kıymeti yoktur ancak niyetle kıymet kazanır. Çok mühim bir kaide bu. Yani iş yapıyorsun ama ne maksatla yapıyorsun? Ben efendim hayrı çok severim. Onun için hocam işte burada Allah rızası için şu hayrı yapıyorum. Yahu komisyonun ne kadar? Komisyonun ne kadar? Ne alıyorsun? O ile hayrın peşinde koşuyorsun. Bir sebebi var. Söyle olsun. Gel buraya. Nedir maksadın? Ha, anlaşılıyor ki şu kadar komisyon, bu kadar menfaat. Ondan yapıyormuş. O zaman kıymeti yok. Niyet kötü oldu mu yapılan işin kıymeti sıfıra düşüyor. Veyahut sana geliyor, iltifat ediyor, efendim evine davet ediyor, bilmem bir sürü şey. Arkasından bir zaman sonra dur bakalım bu ne yapacak, ne yapacak filan derken patladık. İşin aslı çıkıyor ki bir menfaati varmış, onu yaptırmak için geliyormuş. Niyet kötü olunca sıfıra iniyor. Kıymeti kalmıyor. Demek ki laf olacak, tatbikat olacak, hareket olacak, iş olacak ama iyi niyetle yapılacak. Kötü niyetli oldu mu Allah gene kabul etmez. Sonra وَلَا قَوْلَ وَلَا عَمَلَ وَلَا نِيَّتَ اِلَّا بِاِصَابَةِ السُنَّةِ Sözün, işin, niyetin de kıymeti yoktur diyor Peygamber Efendimiz. Ancak sünnet-i seniyeye uygun düşerse kıymeti vardır. Yani Resulullah Efendimizin gösterdiği ana istikametteyse kıymeti vardır, ters istikametteyse kıymeti yoktur. Lafı yerinde, tatbikat, hareket de var, niyeti de iyi, yaptığı iş ters. Yaptığı iş sünnete aykırı, Peygamber Efendimizin ana hedefine aykırı. Misal, hatırıma geliveren misal. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, evlenin, çoğalın. Ben sizin çokluğunuzda, çokluğunuzla ruzu mahşerde iftihar edeceğim. Sevineceğim. Bak bu benim ümmetim bu kadar çok, cennet ehlinin elhamdülillah ekseriyeti benim ümmetimden diye. Sevinecek Peygamber Efendimiz. Çoğalmamızı istiyor, artmamızı istiyor. Nüfus bir kuvvettir. Büyük büyük bir kuvvettir. Nüfusumuz arttığı zaman efendim düşmanlar bize şey yapamaz. Hücum edemez, saldıramaz, korkar, çekinir vesaire. E şimdi çıkmış bir iş adamı diyor ki dinini seven çocuk edinmesin. İşte gazeteler yazıyor. Düşündüm şöyle. Niye dinini seven dedin? Sen dini istismar ediyorsun. Burada dini istismar ediyorsun. Niye dinini seven? Vatanını seven demedin, bilmem şey demedin. Yani yapmak istediği şey nerede? Peygamber Efendimiz'in şeyi nerede? Onda bir hayır yok. Çünkü Peygamber Efendimiz çoğalır diyor. E peki bunlara nasıl bakacağız? Bunları nasıl yetiştireceğiz? Bunları nasıl eğiteceğiz? Rahat edemez. Bize rahat lazım değil. Rahat bize batar. Biz rahat bir millet olduk mu, cebimizde parayı bulduk mu, dost doğru meyhaneye gideriz. Dost doğru eğlenceye gideriz. Bize meşakkat lazım. Bize çalışmak lazım. Bizim dedelerimizden biz hepimiz çok daha rahatız. Milletin parası arttıkça ne yapacağını şaşırıyor, deliriyor, divanileşiyor. Hadi elmasa yatırıyor parayı, hadi bilmem nereye yatırıyor parayı, hadi lükse yatırıyor parayı. Araba tokuşturuyorlar şeyde, modada. Zenginin her çocuğunun bir arabası var, birbiriyle tokuşturuyor. Senin bu ilk mi daha sağlam, benim Kadillak mi daha sağlam? Nasıl olsa babası bir daha alacak. Hadi gaza basıyorlar, basıyorlar. Bir fren yapıyor, köşede cızzz, arka tekerlek ön tarafa geliyor, ön taraf arkaya gidiyor. Parası var. Parası olmasa bunu yapamayacak. Peygamber Efendimiz diyor ki, bak ana hedefleri. Biz herkesin istiyoruz ki müreffeh olsun. Ben diyor sizin fakirlikten ziyade bollukta dini bakımdan şaşırmanızdan korkarım diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü bolluk oldu mu insanoğlu işte şaşırır. Karagöz gibi meydana çıkar, yer bana bir eğlence diye bağırır. Onun için bize öyle çok rahat lazım değil. Biz çalışalım. Peygamber Efendimiz kendisi için de çok istememiş. Diyor, denmiş ki kendisine, Cebrail Aleyhisselam haber getirmiş.
Ya Muhammed, eğer istiyorsan şu Mekke'nin etrafındaki şu çatır çatır yüksek kayalar, taşlar var ya, bu dağları Allah senin için altın yapacak. İstemem ya Rabbi. İstemem ya Rabbi diyor. Yüksek sesle bağırayım mı, herkes duysun. İstemem ya Rabbi. Bir gün tok durayım, iki gün aç durayım. Tok olduğum zaman şükredeyim, aç olduğum zaman sabredeyim. Benim rızkımı ya Rabbi günlük ver diyor. Ne olacak depo ettiğin zaman? Kendisine gelen şeyi akşama dağıtmış. Peygamber Efendimiz'in yolu bu. Bizim yolumuz ne? Bizim yolumuz depo etmek. Bizim yolumuz yığmak. Hayır istiyorsun, vermiyor. Sulh içinde, İslam için çalış. Sulh var, sükun var. İnsanları Müslüman yetiştir. Efendim, kolay. En pahalı yatırıma harcayacağım para birkaç milyar. Harp içinde bir uçak bilmem 15-20 milyar. Bir uçak, tek bir uçak. Harp oldu mu gidiyor millet. Ne para kalıyor, ne pul kalıyor, ne insan kalıyor, ne şehir kalıyor. Her taraf viraniye dönüyor. Sulh içindeyken fırsattan bil istifade. Aç kesenin ağzını, insanını insan yetiştir, Müslümanını tam Müslüman yetiştir. Her birisi insanı kamil olsunlar. Amerika'yı fethederiz. Amerika'yı yeniden fethederiz. Keşfederiz, fethederiz. Bana fırsat ver, ben Amerika'ya gidecek param yok, pulum yok. Mesela. Amerika'ya bilmem Budist rahibi filanca gidiyor, Amerikalıları kandırıyor. Bilmem Japonya'dan bilmem ne kung fucu gidiyor, şeyi kandırıyor. Sen de ağzı laf yapan, İslam'ı bilen, ahlakı güzel bir Müslüman gönder. Amerikalılar bir de Müslüman görsünler. The Religion of America diye bir kitabı okudum. Bizim dinler tarihi profesör bir arkadaş elimde gördü kitabı. Aman hocam diyor, bu çok kıymetli kitap, bunu bana versene diyor. Kıymetli bir kitap. Amerika'nın dinlerini anlatıyor. Mormonluk, bilmem Budizm, Brahmanizm. Amerika'da her yerden insanlar geldiği için her çeşit din var, her çeşit mezhep var, her çeşit akide var. İyi bakalım. Fihristi açıyorum muhterem kardeşlerim, araştırıyorum. İslam'dan bir tek kelime bahis açmamış. Neden? Korkuyor aptal. Anlatılırsa yanlış anlatacak gene, ama yanlış anlatılmasından bile korkuyor. İslam'dan korkuyor. Müslümanlara bir fırsat olsun, Amerika'ya gitsin, Amerika'yı fethederler. Pakistanlılar gitmişler Washington Camii'nde, efendim böyle konuşma yapıyorlarmış. Mikrofonları da dışarıya açmışlar. Sokaktan geçen Amerikalılar da duyacak gibi konuşuyorlar. Müslümanlık budur, Hristiyanlık budur, dünya budur, ahiret budur. Allah bize bu dünyadaki hayatı soracak, ahirette onun huzuruna gideceğiz diye anlatırken, sokaktan geçen bir Amerikalı mühendis durmuş, dinlemiş, bakmış güzel konuşmalar, ilgisini çekmiş, caminin içine girmiş, bakmış konuşma hakikaten tatlı, oturmuş, konuşmanın sonuna kadar dinlemiş. Pakistanlı grup, yani İslam'ı anlatıyorlar, İngilizceleri falan güzel onların. Sonra demiş ki, ben ikna oldum. Konuşma bitince, ben ikna oldum, Müslüman olmak için ne yapmam lazım söyleyin bana. Diyorlar ki, Müslüman olmak kolay. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dersin, şıp girersin içeri. Şehadeti derim ki, Allah vardır, birdir ve Muhammed onun elçisidir dersin, İslam'a girdir. Öğrenirsin sonra, arkası sonradan gelir, ilk önce bir kayıt olsun da, Kur'an nedir, efendim sünnet nedir, namaz nedir, niyaz nedir, hepsini öğreniyorsun. Tamam demiş, kelime-i şehadeti getirmiş, Müslüman olmuş. Şimdi ne yapmam lazım? Gusül abdesti al demişler. Olur demiş, siz benim kalbimi iman ile yıkamaya vesile oldunuz, ben de gideyim evimde gusül abdesti alayım, bedenimi yıkayayım. Cünümsükten çıkayım, neyse yani, küfürden sıyrılayım. Ve gitmiş, yıkanmış, giyinmiş, gelmiş, sizinle beraber olmak istiyorum. O grupla beraber Washington'dan o şehre, o şehirden bu şehre dolaşmışlar, İslam'ı anlatmışlar. Ondan sonra Orta Doğu'ya gelmişler. Küveyt'i gezmişler, Mısır'ı gezmişler, bilmem nereyi gezmişler. Adam sakal bırakmış, İslami kıyafetleri giymiş, efendim hac etmiş,
Haccı da yapmışlar. Oradan da kalkmışlar, Pakistanlıların ülkesine gitmişler. Oradaki toplantıya katılmışlar. Oradaki toplantıda herkese söz verilirken bu Amerika'da söz istemiş. Demiş ki, ey Pakistanlılar, sizin şu çalışmanız çok güzel çalışmadır. Allah sizden razı olsun. Siz bu çalışmalara devam ederseniz bütün dünya Müslüman olur. Çünkü İslam hak dindir. Pek çok kimse İslam'ı bilmiyor, imandan haberi yok. Ben size çok müteşekkirim. Amerika'ya kadar geldiniz, beni boşluktan kurtardınız, iman sahibi ettiniz. Allah sizden razı olsun. Yalnız demiş, iki elim iki yakanızda kıyamet gününde gelin. Demişler ki, hem razı olsun diyor, hem davacı oluyor. Bu nedir? Demiş ki, niye 4 sene önce gelmediniz? 4 sene önce benim çok sevdiğim annem vardı, batıl bir akideyle yaşadı, öldü. 4 sene önce gelseydiniz ben onu da ikna ederdim, onu da Müslüman ederdim. O da imanla göçerdi. Yanıyor şimdi içim demiş, annem kafir göçtü. Bunun hesabını sizden soracağım demiş. Sorar bunu adamlar, akıllı bu adamlar. Ruz-u mahşerde Allah'ın huzurunda bizi mahcup duruma düşürürler. Çalışmamız lazım. İngilizce bilen adam yetiştirelim. Onlar misyoner yetiştiriyorlar, Afrika'ya salıyorlar. Biz de İngilizce bilen, efendim İslam'ı bilen, bilgili insanlar yetiştirelim, Amerika'ya gönderelim. Her birini bir şehre yerleştirelim. Benden harıl harıl şey isterler. Hocam sen bilirsin, üniversitede hocasın. Efendim bizim camimizde dinimizi bize öğretecek bir hoca gönder, maaşını vereceğiz, evini bulacağız. Yok adam, gönderemiyorsun yani, arayacaksın, bulacaksın, tam istediğin gibi kibar, çalışkan, İslam'ı bilen, her bakımdan böyle güvenebileceğin, efendim yüz aklığı sağlayacak bir insanı oraya göndersen, orası Müslüman olacak. Bu neyle olur? Çalışmayla olur. Şimdi bir üniversite açmak paraya kalmış bir şey, serbest. Niye Müslümanlar bir üniversite açmıyor? Para yok. Para olmaz olur mu? Şuradaki metrekaresi 50 bin lira olan efendim arsayı 10 bin liraya veriyorlar. Şeyler ihtilafa düşmüş, varisler ihtilafa düşmüş. 1/5 nispetinde ucuz fiyata arsa, aman sen al dese herkes parayı bulur. Kelepir arsa bulduk diye herkes parayı bulur. Köprü senetleri nasıl satıldı? Kaç milyardı köprünün parası? Oo, adını unuttum. Milyarların rakamını unuttum. Piyasaya bile düşmedi. Banka şubelerinden kızgın sacın üzerine su damlamış gibi cız uçmuş gitmiş. Herkese almış kapmış. Neden? Kar var, kar var. Dünya karı var. Ahiret karı nerede? Ahiret karını mümin düşünür, mümin para yatırır ahiret karına. Bizim imanımız zayıf. İş oraya varıyor. Ya, dünyanın menfaatine gelince paraların hepsi çıkıyor ortaya, köprüler alıyor, barajlar alıyor millet. Ama ahiretin hayrına gelince hocalar çalışsın. Benim parama dokunmasın da, efendim, mal aziz, can kıymetli, canıma dokunmasın, parama dokunmasın, bedavadan cennete gidecek herkes. Zaten bedavadan gidiyoruz ama Allah imtihan etmeden cennete sokmaz. İmtihan edin. Yani vermeye razı olacaksın da Allah da vereceksin. Sen elindekini verme samimiyetini göstereceksin, Allah da sana cennetini verecek. Sen elinde fazlayı vermekten çekiniyorsun, ondan sonra bekliyorsun ki şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Şerre veriyorsun, hayra vermiyorsun. Şerri destekliyorsun, hayrı desteklemiyorsun. Buna Müslümanlık demezler. Buna cahillik derler. Buna daha başka şeyler derler ama Allah cümlemizi ıslah eylesin. Sünnet-i Seniyye'ye uygun yaşamayı Allah-u Teala Hazretleri cümlemize nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya edenlere şehit sevapları var. Çarşıya, pazara gittiği zaman zikirle girenlere mücahit sevapları var. Neden? Herkes gaflette, o uyanık. Herkes gafil, o Allah yolunda çalışıyor ondan. İşte o şeye geleceğiz hepimiz. O kıvama gelmedikten sonra bir çuval dolusu buğday gibi, pirinç gibi Müslümanlar öyleyiz, işe yaramayız yani. İş ne olacak? Müslümansın, Türkiye'nin ekseriyetine sahipsin. Kaç tane üniversiten var? Ne hayır yapmışsın? Ne gibi şeyler becermişsin? Kaç tane gazeten var? Kendi fikrini şey yapan. Kaç tane mecmuan var? Oradan ölçülür. Allah cümlemizi
hayırlı hakiki Müslüman eylesin. Fatiha-i Şerife mahal besmele.